Pazarlar. Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu ile birlikte bugün sizlere hepimizin herhalde şu ana kadar geçirmeyen de kalmamıştır. Boğaz ağrısı, grip adına ne derseniz deyin birçok mikroptan bunlar betası var, influenzası var vesaire. Bunları da unutmuşuz pandemide maskeleri taktığımızda pek karşılaşmıyorduk ama sanıyorum şu ana kadar sizlerden, bizi dinleyenlerden herhalde geçirmeyen de kalmamıştır. Lakin geçirenler varsa şu anda hem korunmak için hem de hastalık sırasında ne yapması gerektiğini değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu birazdan sizlere aktarmış olacak. Yelin Hanım da bize bunları nasıl uygulayacağımızı gösterecek. Hemen hocama hoş geldiniz demek istiyorum çünkü gerçekten yoğun bir program olacak. İki tane kürümüz var. Biri yüksek tansiyon, hep o da çok yaygın ülkemizde. Öbürü de genital bölge, akıntı, sivilce, koku, iltihap şikayetleri. Nara değineceğiz. Narı anlatacak değerli hocam sizlere. Ve şeker kullanamayıp da suni tatlandırıcı kullananlar varsa onlara da çok önemli bir bilgi aktaracak değerli hocam. Şimdi kendisine hoş geldiniz diyelim. Merhaba efendim. Tüm değerli izleyicilerimize hayırlı uğurlu bir gün dilerken Allah'tan önce akıl sağlıkları sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. Amin hocam, amin. Şimdi hocam boğaz ağrısı, öksürük o kadar çok bana da yani o kadar çok söylendi ki programa hızlı bir giriş yapıp değerli sohbetinizi de bu konuların arasında siz de uygun görürseniz bu hafta öyle yapalım. Çünkü yetiştirmemiz gereken çok konu var. Ayrıca değerli seyircilerimizin Saracoğlu @TRT ve HSCN Instagram adresine gönderdiği sorulardan da değerli hocamıza iletmiş olacağız ki o da çok yaygın bir soru. Birçok değerli seyircimizin de ortak sorunu olduğunu düşünüyoruz. Onu da cevaplayacak hocam. Hocam mahvolduk. Boğaz ağrısı, öksürük ya bir de geçmiyor. Ya yani benim bir arkadaşım, inatçı arkadaşım var. 15 gün hasta oldu. Orada bir kutu antibiyotik bitirdi. 3 gün ayağa kalktı, 15 gün daha yattı. Bunu da çok sık duyuyorum. Biz ne yapacağız hocam? Bu arada çayımız da Yelin Hanım bu konuyla ilgili. Evet. Bu konuyla ilgili. Yani tam bir kış ve kış rahatsızlıkları programıyla karşınızdayız. Buyurun hocam, boğaz ağrıları ve gripal enfeksiyona karşı bitki ve besinler nedir ki önümüzde de tabakları duruyor. Evet. Şimdi efendim ben şunu tekrar söyleyeyim. Yani iş ciddiye alınmayacak gibi değil. Çok ciddi. Bu Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu. Hele hele teknoloji uygulamış olan ülkeler topraklarına. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne alakası var bununla? Çünkü toprak hastalandı. Bir programda demiştim ki deve nasıl oluyor da 200 kilometre ileride su olduğunu, o su havzasını hissediyor, buluyor. Neden? Çünkü o ıslak yerde, o sulu yerin toprağında bulunan bakteriler geosmin denilen bir metabolit salgılar. Bu atmosfere karışır, rüzgarda bunu etrafa yayar ve devenin burnu buna hassastır. Biz o kokuyu alamayız. Yani insanların nasıl söyleyeyim, alıngaçları, sensörleri, reseptörleri belirli aralıklarda çalışır. Mesela kulağımız işte 100 Hz ile 18 bin Hz arasını duyar frekans olarak. İşte gözümüz 770 nanometre dalga boyuyla 440 nanometre arasını kırmızı, yeşil, işte maviye doğru gider.
bunları görür. Onun altında ve üstündeki aralığı görmeyiz biz. Yani şimdi dolayısıyla bu geosmin denilen bu metabolitin konsantrasyonu o kadar az ki havada, bunu insan burnu algılayamaz. Yani bu geosmin nedir? Bunu evde de görmüşsünüzdür. Mesela limonu bırakırsınız bir yere veya portakal, orada çürümüştür o. Üstünde de beyaz böyle mantar oluşmuştur. Evet. İşte o geosmindir de, yani geosmin o. Şimdi dolayısıyla geosmini bizim ölçecek burun reseptörümüz mümkün değil. Biz insanoğlu sınırlıyız. Şimdi gider orada suyu bulur deve. Fakat bu dedim bak bundan önceki programda bahsettim. Günümüzde artık yani 21. yüzyılın sonlarına doğru insanlık tamamen toprakla ilgilenecek. Başka şansı yok. Yani o kadar önemli ki toprak. Çünkü topraklar hastalandı. Toprak hastalandığı zaman biz şifa bulamayız. Şimdi çok basit bir şey söylüyorum. Alexander Fleming 1928'li yıllarda işte bu penisilini buldu. Ama bu ta 10 yıl sürdü onu ortaya çıkıp bir şeyleri ortaya koyabilmek için. Neden? Çünkü kimyayı bilmiyor. İşte burada Chain diye bir kimyacıdan rica etti. Ya gel şunu izole edelim dedi. Tamam, bunlar da İngiliz ya. Özellikle Fleming ve dedi benim bir arkadaşım var onu da alalım. Ve böylece bu üçlü kişiye sonunda Nobel ödülü verildi. Bak sırf penisilin topraktan. Sonra streptomisin diye o da kimyasal adıdır. Bir antibiyotik keşfedildi. Ne zaman? 1944'te, 44-45 yıllarında aldı başına gidiyor. Nereden elde edildi bu? Topraktaki bir bakteriden. Daha sonra mesela Büyük Okyanus'ta bir adalar grubu var. Rapa Nui adaları. Buraya iki arkadaş gidiyor, oradan bir toprak numunesi alıyor. Bahsetmiştim bunu da Hüseyin. Kısa kesiyorum. Ve buradan elde ettikleri, götürdükleri toprakta yepyeni bir lakton analoğunu buluyorlar ve müthiş bir antibiyotik, rapamisin bunu buluyorlar. Bu da 1966'lı yıllar filan. Günümüze geliyoruz. Son 50 yılın en güçlü antibiyotiği nereden? Gene topraktan. Hangi ülkeden? Türkiye'den. Neresinden? Ağrı Dağı'ndan. Toprağı alıyor, bakıyor, daptomisin. Hayda. Ve hatta söylüyorum hep 9,5 milyar avroya da bu Alman firmasına sattılar onu. Dünyaca ünlü. Bunlar etkin maddeleri. Yani antibiyotik isimleri yok, değil. Dersi hiç karıştırmasınlar. Sakın ha. Etkin maddeler. Evet. Yani böyle antibiyotikler yok. Etkin evet. Madde olan. Adı etkin, böyle olan antibiyotik evet. Yok. Aynen. Buradan onu buldular filan. İşte topraktaki mesela rapamisini buldular ya o Rapa Nui adasından. Büyük Okyanus'ta, Pasifik'te. Sonra bir baktılar ki ya sonradan bulunuyor bunlar. Ya bu mantar hastalıklarına karşı da çok etkili. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı çok etkili.
Sonra bir bakıyorlar ki aman Allah'ım fosfatil, inositol, 3 kinaz. Bu her kanser hücresinin içerisinde bulunan ve proliferasyonundan, çoğalmasından sorumlu, büyümesinden sorumlu bir enzim. Ya bunu inhibe ediyor. İşte son yıllarda elde edilen kemoterapi ilaçları rapamisin kökenlidir. Bunu fark ettiler. Siz gidin Çukurova'ya, öyle araziler var ki orada, öyle toprak, ama orada Gilindirez'e gideceksiniz. Şimdiki adı Çeşmeli ile Kargıpınar'ı, işte onun toprağında yetişen mikrobiyoloji bu ağaçları nasıl büyütüyor biliyor musun? Sen bunu bozmayacaksın, bu florayı. Senin ne işin var orada? Şimdi ektin oraya şeftaliyi. Bütün florayı değiştiriyorsunuz. Anlıyor musunuz? Bilinçli yap. Narenciyeyi yok ediyorsunuz. Evet. İşte onun için ne ekersen onu biçersin Hüseyin. Çok üzüldüm. İnan ben orada ağladım. Nasıl olur bu dedim ya. Sonra neyse işte düzeltilecek. Konuşuyoruz, anlatıyoruz. İşte bu toprağın mikrobiyolojisi, bak toprak çok önemli. Eğer toprak hastaysa o toprakta yetişen sebzenin meyveninden sağlık bekleme. Tıbbi bitkisinden de sağlık bekleme. Bunu söylüyorum. Yani dolayısıyla bakın gelecek bunu başladı. Özellikle kimler başladı? Hindistan, Çin, Sri Lanka, Japonya. Buradaki bilim adamlarına bakın, harıl 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 toprak biyolojisiyle, toprak florasıyla, toprak mikrobiyolojisiyle sürekli araştırıyorlar ve sürekli yeni yeni metabolitleri tıp dünyasına kazandırıyorlar. Bunu bir de yapanlardan birine, o tarafa gidemiyor onlar, İngilizler. Nereye gidiyor bunlar? Güney Afrika'ya. Kapstadt var ya, bir de Durban var, East London kısmı var. Durban şehrinin karşısı Madagaskar adasıdır. Hatta bir ara Yahudiler oraya yerleştirilsin, İsrail'e değil dendiğinde. İşte oranın Zulu kabilesinin, Zulu medicine men, onların bitkisel tedavi yöntemlerini İngiltere laboratuvarlarına taşıyorlar. Harıl harıl insanlar bitkisel tedavi. Çünkü yok yani şey kalmadı. Teknolojiden artık elde edebileceğiniz bir şey kalmadı. Her ne varsa bitkilerde ve onun toprağında var. Biz de geçelim hocam. O zaman evet. Boğaz ağrıları, grip enfeksiyon. İşte şunu doğru anlatabildim. Bak gelecek çok net. Evlatlarımızı yetiştirirken mikrobiyoloji. Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, bu konuda çok iyi yetişmeleri lazım. Gelecek bu. Para kazanmak istiyor musun? İşte burada. Bu. Öyle bir şey bulursun ki hiç kafadan 50 milyar dolar. Bitti. Bitti. Senin hemen patentle bunu şey yap. İşte bunlar için ben hep çırpındım. Yani ve çırpınmaya da devam ediyoruz. Biz de çok yakışıklı. Evet. İşte hocam. Burada gribe karşı ne yapacağız hocam? Gribe karşı ne yapacaksınız? Neden bu kadar hastalıklar arttı? Kanser niye bu kadar çok fazla arttı ve daha da artış gösterecek? Çünkü toprakta bak verdiğim o rapamisin türü bu metabolitler artık atmosfere karışmıyor. Hasta çünkü toprak. Üretemiyorlar. Anlaşıldı mı Hüseyin? Çok net anlaşıldı hocam. İşte onun için insanlar şimdi döndü toprağa. Secde ederken alnını toprağa veriyorsun ya. Seni topraktan yarattım diyor. Yani dolayısıyla bu toprağın kıymetini bilin. Gelecek bu toprakta. Allah'tan ki teknolojinin girmediği Anadolu topraklarında çok bölgelerimiz var. Ovalarımız var. Tamam mı? Çok fazla girme. Bir an önce onları bizim kurtarmamız lazım. Bağımsız hale gelip buradan ne elde edeceksek elde edeceğiz. İşte hastalıklar bunun için bundan artıyor. Oluyor.
Anlıyor musun? Biz yine de hocam sizin tavsiyelerinizi iletelim. Evet. Yani biz şu anda elimizdeki ürünlerle insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, boğazda yapabileceğiniz en güzel şey. Buyurun, yelin. Boğaz, özellikle boğaz enfeksiyonları için hocam adı çayı... Hocam biz de oraya geçelim isterseniz. Böyle peki. Uzaktan olmaz. Oraya geçelim. Çünkü bu ben çok... Ben de alayım elime. Buyurun hocam. Şeyleri teşekkür ederim. Çok sıkıntılı bir hikaye. Geçmiyor da bir de böyle. Günlerce sürüyor. Öksürüktü, tabii, şeydi. Çünkü ateşti. Bak, bu Covid geçirenler falan var ya. Hocam bağışıklık sistemleri zayıfladı bu insanların. Onun için çok kolay tekrar tekrar yok işte domuz gribi, yok flu, yok şu grip, beta. Mevsimsel grip, yok beta boğazda filan çok kolaylıkla yakalanabiliyorlar. Neden? Çünkü topraktan istediğimiz gibi bu gıdalar üzerinden metabolitleri alamıyoruz. Havada artık bunları teneffüs edemiyoruz. Ha, gene siz Anadolu'ya gider, o yağmur yağdıktan sonra o havayı solursanız. O faydalı işte. İşte o faydalı. O faydalı. Toprak, hala köyümüzde, köyümüzde falan var hocam. Hiç Allah'a şükür. İnsanlar arayıp arayacaklar, bunları görecekler. Yani onun için hep söylüyorum 21'in 13'ü. Hemen geliyorum konuya Hüseyin. Yani Enbiya suresi 21'in 13. ayeti. Terk etmeyin, kaçıp gitmeyin. Size nimet verdiğimiz yurtlarınıza dönün. Nimet deyince illa soğan, sarımsak, nardır, pırasadır, ayvadır, armuttur, şeftalidir değil. O toprağın mikrobiyolojisi, onun da bir yaratıcısı var. Onları da düşünmek zorundayız. Yok, efendim biz serada her şeyi yetiştirirsiniz. Ne yetiştirirsin sen? Tamam, çevirmişim bir de onu, etrafını. Kuş girmez, böcek girmez. Hemen ilacı var. Tamam. Ne oldu? Hep bana. Ya doğanın ekolojik dengesi gidiyor. Sen gene seranı yaptı ama ekim alanlarını, yani zirai alanlara arttırın. Bunları yapmayın. Yani gidin tarımı yapın. Tamam. Gerekli de diyorum. Ama zirai alanlarda bunları yapmayın. Toprak bozuluyor. Ve orada, o toprakta hakkı olan kuşlar, böcekler, mikroorganizmalar nasibini alamıyor. Alamadıkları için de işte bizim o toprağın bize verdiği nimetlerden faydalanamıyoruz ve bağışıklık sistemimiz de zayıf kalıyor. İnşallah Türkiye yüzyılı böyle olsun. Evet. Şimdi şu çayımızı, gerçekten bu boğaz, faranjit, anlattım, boğaz ağrısı, gripal enfeksiyon. Anlıyorum yani. Hocam anlaşıldı, çok doğru biliyorsun. Değil mi? Anlaşıldı hocam. Çok net anlaşıldı. Şimdi ama şu çayımızı ve kürlerimizi artık değerli seyircilerimize iletelim. Ada çayı. Evet. Evet, ada çayı. Ne yapıyoruz? Ada çayı ve Ebru Gümülce bitki çayını aslında siz sohbet ederken ben demledim burada. Yaklaşık bir su bardağı kadar suyun içerisinde bir tutam ada çayı, bir tutam kadar da Ebru Gümülce koyup 7-8 dakika kadar demliyoruz. Bunu sabah akşam özellikle boğaz ağrıları ve boğaz enfeksiyonlarında gargara yapıp tükürebilir ve birkaç yudum da içebiliriz. Aynı zamanda boğaz ağrımız varsa ada çayını tek olarak demleyip yine bunu içebiliriz. Bununla birlikte kuru öksürük şikayetlerimiz varsa andız pekmezi. Birebir. Çocuğunuzda öksürük var, geçmiyor değil mi? Gripten kalktı veya üşütmüştü hemen. Sabahları birer tatlı kaşığı andız pekmezi verin veya keçi boynuzu pekmezi verin. Göreceksiniz. Yine beraberinde hani gripal enfeksiyon geçtikten sonra bitmeyen bir kuru öksürük varsa daha öncesinde de bunu söylemiştik. Yaklaşık yarım su bardağı kadar suyun içerisine bir tane kadar limon sıktım. Bir tatlı kaşığı kadar da kestane balı ekledim. Bunu yudum yudum. Yine öksürük, kuru öksürük durumlarında yudum yudum içebilirsiniz. Bu da bu şekilde. Peki. O zaman bu şeye tekrar geri döneriz. Neye? Bundaki nar önümüzde duruyor hocam. Tam mevsimindeyiz. Yani bu nardan nasıl
neler, nasıl fayda görürüz? Narı öyle yesek, ya hiç sormadan yesek tabii, yine faydası yani var bakın, da. Bakın, nar mesela hangi meyveye bakarsanız bakın, soğanından tutun sebzesine, meyvesine kadar. Ya bunları yetiştiren nedir? Bunların neye ihtiyacı var? Toprağa ihtiyacı var. Toprak sağlıklıysa amenna. Bak şimdi insanlar bilmiyorlar, yeni yeni öğreniyorlar, yeni yeni duyuyorlar. Git Karadeniz'in yaylalarına, elma, armut, erik çeşitlerini gör. Şöyle 100 metre yürü Hüseyin, ya dersin burada 30-40 çeşit elma var, armut var. Bu biyolojik çeşitlilik nasıl oldu ya Rabbi? Topraktan oldu. Toprağın mikrobiyolojisinden oldu. Yani orada yatay geçiş diyoruz. Yani toprağın içindeki bakterilerin parçalanması, orada gen parçaları ne oluyor? Kök üzerinden, rizomal çevre, oradan bitki bunları geri kazanıyor. Kendi genetik yapısını değiştiriyor. Yani bu da türlere sebebiyet veriyor. Öyle mineraller vardır ki tür değişikliğine gider. Osmanlı çınarını Osmanlı çınarı yapan toprağındaki bor madenidir. Bunu söylüyoruz. İşte bu yani. Siz ne yapıyorsunuz bu arada o sırada Yelin Hanım? Hocam, sütün içine hatmi mi koyduk? Ha, bak bu da evet. Çok şey. Normalde hep suyla yapmıştık daha öncesinde ve hep suyla anlatmıştık. Bu sefer eğer balgam yoksa, yine kuru öksürük varsa bir su bardağı kadar suyun içerisine yine 5-6 tane şu şekilde tomurcuk şeklindeyse şöyle 5-6 tane hatmi ekledim. Yine bunu da 5-6 dakika kadar demleyip ılık bir şekilde tüketebiliriz. Ben öyle yayın kurtardım. Hocamla yayın yaparken öksürük, kuru böyle kesik kesik öksürüyordum. Bütün program boyunca sütte hatmi içerek hiç öksürmeden yayını kapattığımı hatırlıyorum. Peki evet. Şimdi burada başta anons ettiğimiz kürlerimizi de değerli seyircilerimize hocam tamam. Aktaralım. Genital bölge akıntı, sivilce, koku, iltihap şikayetleri. Bu sanıyorum bu da yaygın olsa gerek, yaygın bir şikayet. Çünkü burada yaptığımız kürleri değerli seyircilerimizin bilmesinde fayda var. Çok sayıda aynı konuda gelince o şekilde kürlerimizi sizlere aktarıyoruz. Evet, buyurun. Yelin. Genital bölge. Burada özellikle akıntı, mantar, sil, sivilce gibi genital bölgede oluşan şikayetlerde öncelikle akıntıyla başlayalım. Farklı farklı şeyler de veriyoruz. Ortak bitkileri de var. Burada eğer genital bölgede akıntı varsa daha öncesinde birçok kez farklı bitki setlerimizde uygulamış olduğumuz şu şekilde bir tane kuru soğanın dış kahverengi kabuklarını soyuyoruz. Bu şekilde dörde bölüyoruz. Kaynatmış olduğumuz yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar suyumuzun içerisinde ekleyip 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demliyoruz. 5 dakika demledikten... Kısık ateşte kaynatıyorsunuz evet. Yani kaynıyor kaynamıyor gibi. Bunu 5 evet. dakika demledikten sonra öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde 15 gün boyunca bunu suyunu, soğanın suyunu içiyoruz 15 gün boyunca. Beraberinde... Civan perçemi bitki çayımız var. Bunu da yine akşam yemeğinden 2 saat sonra yaklaşık 1 su bardağı kadar suyumuzun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar civan perçemi bitkimizden ekleyip 4 dakika kadar demliyoruz. Akşam yemeğinden 2 saat sonra tok karnı olacak şekilde bunu da tüketiyoruz. Bunlarla birlikte yine akıntı, genital akıntı varsa eğer kişide yaklaşık 3 litre kadar suyumuzun içerisine ben şimdi göz kararı ekliyorum ama civan perçemi ve ceviz yaprağı bitkisinden yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar aynı anda ekliyoruz. Bunu da ekledikten sonra 8 dakika kadar demliyoruz. Yine bunu demledikten sonra birazcık ılıyınca haftada 3 veya 4 kez eğer genital akıntı varsa oturma banyosu şeklinde uyguluyoruz. Yine tekrar edelim. 3 litre kadar suyun içerisine 3 yemek kaşığı kadar ceviz yaprağı ve bununla birlikte civan perçemi bitki çaylarımızdan ekliyoruz.
8 dakika demledikten sonra oturma banyosu şeklinde uyguluyoruz. Bu genital akıntı için. Ancak genital bölgede eğer aynı zamanda mantar da varsa yine 3 litre kadar suyumuzun içerisinde 5 yemek kaşığı kadar aynı sefa bitkisi ekliyoruz. 5 dakika kadar yine kısık ateşte demleyip haftada 3 veya 4 kere oturma banyosu şeklinde uyguluyoruz. Bu da şunu, mantar. Pardon, devam edin. Bir de bunlarla birlikte aynı zamanda sil varsa genital bölgede, burada da propolisle problemli bölgeye pansuman şeklinde uyguluyoruz. Bir şey ekleyecektiniz hocam. Bu aynı safa bitkisini mantar olduğu zaman hem oturma banyosu hem de bir tutam 4-5 gram bundan alın, çayını yapın, demleyin 7-8 dakika ve için. Hem dıştan hem içten. Şimdi bunlar tamamlandı mı? Evet hocam. Yani akıntı varsa civan perçemi çayımızı hem içiyoruz, beraberinde civan perçemi ceviz yaprağı bitki çayı ile oturma banyosu haftada 3-4 kez, mantar varsa hocamın anlatmış olduğu gibi hem içiyoruz hem dıştan oturma banyosu uyguluyoruz. Beraberinde eğer bir de sil durumu varsa propolisle problemli bölgeye pansuman. Pamukla pansuman yapabiliriz. Peki. Evet. Şimdi burada ben ilaveten bir söyleyeyim. İnsanların hiçbir zaman ayıbını yüzüne vurmam. Vurulmaz da. Yani kusursuz insan mı var Hüseyin? Fakat öyle bir şey oldu ki yanımdaki insan tanıyorum. Yani ayda bir iki defa karşılaştığımız bir insan. Dedim ki ya senin bir rahatsızlığın var mı? Yok hocam elhamdülillah iyiyim. Kalbim, midem, her şeyim çok normal, sağlıklıyım filan. Emin misin dedim. Fakat kişide yani oturduğu zaman bir koku var. Şimdi değerli izleyiciler, yani bunu bilmekte fayda var. Bazı insanlar utanıyor, sıkılıyor, söyleyemiyorlar. Haya dediğimiz apış aralarında böyle koku yapan, orada genellikle bakteri florası gelişmiş oluyor. Ve bakteriler de aynı zamanda salgılanıyor ya, işte geosmin örneğini verdik. Antibiyotik örneğini verdik. Birçok metabolit, sekonder metabolit üretiyorlar. Ve insanlardaki bu apış arası da nemli bir bölgedir. Burayı kuru tutmak da çok zordur. Devamlı sen istediğin kadar şey yap. Yani günde 2-3 defa iç çamaşırını değiştiriyor, ne yapacağım diyor filan. Antibiyotik alıyor, geçmiyor. Burada yapacağınız şeyi söyleyeyim size. Yani bu bir mucizevi etki gösterir. Güzelce suyla hayalarınızı yıkayacaksınız. Apış arasını sabunla, yeşil sabun, bildiğimiz zeytinyağlı sabunla da güzelce temizleyin. Kurulayın. Çünkü şey olacak, 2-3 saat sonra tekrar orası olacak. Yapacağınız şey, şu propolis var ya, propolis, ben ağız yoluyla alınan, hani tane tane böyle alınan propolisten bahsetmiyorum. Sıvı haldeki propolisten. Apış arasına bunu damlatacaksınız, geçin böyle. Bir sağa bir sola. İnan bana bir saat sonra kökünü kurutacak. Böyle. Şunu söylemeye hiç yıkamayın da o öyle kalsın. Hemen emecektir onu. İltihabı da kurutacaktır. Dolayısıyla bu bir mucizedir işte. Yani dolayısıyla burada siz arıya teşekkür edin. Değil mi? Arıya teşekkür, Nahl. 16. suredir Nahl. Arı. Yani İşte sen orada onu Yaradan'a
teşekkür edeceksin. Çünkü o arının bu propolisi üretmesi için onun genetik yapısına programlanmış. Hadi bak bakayım genetik. Vahyettik. Ha. Öyledir. Hadi bak bakayım genetik yapısına. Tabii. Hangi geninde saklı bu bilgi? Gidecekler de ağaçların efendim işte oradaki sıvısını emecek de reçinesini alacak da aldığını varsayalım. Bunu propolise dönüştürecek. Yaz bakalım böyle bir program da göreyim. Ya. Hani şu program yazılımcıları var ya, o anlamda hocam, bahsetmiyorum. Allah'ın yarattığı, vahyettiği şeyi insan tabii, sudan süt yapabilmiş miyiz? İşte vahyettik derken genetik yapıyı programladık diyor. Tabii. Yani işte bu ilimdir. Kardeşim sen bunu bilimle açıklayamazsın. Sen ancak biliminle yaratanın ilmini anlamaya çalışırsın. Yani buna özellikle dikkat edilmesine ben tavsiye ederim. Siz orada hayranlığınızı arıya değil, onun yaratıcısına olacak. Şüphesiz. Ya Rabbi sen bu ilmi bunun genetik yapısına, genomuna nasıl yükledin? Onun aklı, için işte aklınızı kullanın diyor. Yani nasıl yükledin derken Allah'ın güç yetiremeyeceği bir şey mi var? Ama diyoruz ki kardeşim bilim yaparken ilmin ışığında siz bilimi yapın. Ben bilimimle her şeyi çözerim dersen hiçbir yere varamazsın. Çözemezsin. İşte suyu yapamadılar daha. Daha su yapılamadı. İşte, H2O ama yapamıyorsun. Tabii şimdi Mimar Sinan'a da o inspirasyonu, o ilhamı veren, aklına getiren, o mimari projeleri çizdiren onun genetik yapısındaki kodlardır, genlerdir. Ha bunun neresine yüklü? Daha insanlık bunun için herhalde bir 1000 yıl filan ihtiyaç var. Çünkü bugünkü gen teknolojisinde sahip olduğumuz işte bir epigenetik diye bir şeyler çıktı da karakteristik bazı özelliklerin transferi ama bilgi neresinde saklı bilmiyoruz. Onun için işte bilimde bizim hem fizikte hem kimyada hem biyolojide hem de genetikte radikal bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bak Hüseyin ne olur bir dakika. Buyurun. Öğrenciyi yetiştirirken geçilemez, ulaşılamaz, erişilemez, parçalanamaz şartını getirmeyeceksiniz. Öğrenci hür düşünecek. Sen baştan yok ışık hızı geçilemez, yok işte efendim evren genişlemez. Ne oldu? Genişliyor. Işık hızı hani geçilemezdi, geçiliyordu. Hani parçalanamazdı atom? Parçalanıyor. Demek ki bilim hep böyle düşüyor. Sonradan burnunun üstüne düşüyor. Zaten biz ne çekiyorsak bu bilim perestlerden çekiyoruz. İlim perestten korkma. Yani öbür tarafta bakıyorsunuz hani inilemezdi 273,15 mutlak sıcaklık. Nasıl inildi? Demek ki bilim bize bugünün doğrusunu söyler. Ama bunun ömrü de çok fazla işte bizim yeni inovatif yani yeni fikirlere bizi daha yukarıya taşıyacak olan düşüncelere ihtiyacımız var. Bunun için zincirlerimizi kırmak zorundayız. Yani öğrenciyi hiçbir zaman şartlandırmayacaksın, sınırlamayacaksınız. O zincirlerinden kurtulacak ve düşünmeye başlayacak. O zaman yeni formüller çıkar. Yoksa ilim kitabının dediği gibi hep severek verdiğim örnek. Siz galaksilere de gitseniz ölüm gelir sizi bulur diyor. Nasıl gidiyorsunuz galaksiye ya? Işık hızına erişsen saniyede 300 bin kilometre 2,5 milyon yıl gideceksin. Mübarek var mı o kadar ömrün? Var mı böyle bir aracın? Yok. Yiyeceğin de yok 2,5 milyon yıl veya 1,5 milyon yıl yanında götüreceğin. O zaman bu mümkün değil. Ama ilim kitabı diyor ki mümkün. Onun için Newton olsun işte bunlar buldular. Çünkü yüce kitabı okumuştu bunlar.
Ha, demek ki ilim kitabı buna cevaz veriyor. O zaman bizim yeni formüller türetmemiz lazım. Ama sen şartlandırırsan yok parçalanamaz, yok geçilemez. Onun için benim defterlerim var ya, öğrencilerim onu gösteririm. 180 ben gördüm küsürü. Devamlı denklem türetiyorum. Neler yapıyoruz? Diyorum ki ya yapılabilir mi? Evet yapılabilir. İşte bunları tartışacaksınız öğrenciler. Hocam her şeyi yapabiliriz. Türkiye'nin yani İHA'sı, SİHA'sı hiçbir şeyi yoktu. Doğru mu hocam? Tabii şimdi ki. Şimdi her şey var. Savaş uçağımız olacak. Yani bu ülke inşallah ilimle bilim bir araya geldiği zaman birbirinin dostu onlar. Kimse yok. Yani kimse Allah'ın muradı da bizim akledin, aklınızı kullanmaz mısınız? İşte aklını kullan diyor. Yani zincirini kır. Yani bu. Peki hocam, şimdi bu değerli seyircimizin sorusunu da iletmiş olayım. Üzerimizde hangisi kalmasın bu hakkı. Hocam merhabalar, kulak çınlaması için ne önerirsiniz? İkisi de çınlıyor hocam. 2000 Hz'de düşüş var diye not gelmiş. Burada, şimdi efendim bakın burada odiyometri testi yapılıyor. Hı hı. İşte böyle bir kulaklık geçirirsin. Hani dedim ya insan kulağı 18 bin Hz ile işte 200 Hz arasını duyuyor filan. Fakat buradan yaş ilerledikçe bu düşmeye başlar. Yani şu an ben herhalde 10 bin Hz'i duyuyorumdur ama 18 bin Hz'i duyamam. Hani hoparlör sisteminde bakarsınız altta woofer var, evet, ortada mid range var, yukarıda tweeter, süper tweeter var. Biz onları duymayız ama gençler duyar. Yani işte burada çocuk diyor ki bunu gönderen kişi, orada odiyometri testi yapılırken hep yukarıdan başlayıp aşağıya doğru frekansı düşürür, düşürür. İşte 10.000 Hz, 8.000 Hz, 7.000 Hz, 2.000 Hz'e gelince duymuyor. Duymuyor. Orada bir boşluk var. Yani kulak zarını siz rezonansa getiremiyorsunuz. Bu neden olabilir? Şimdi bu oldukça düşük bir frekans. Bu kireçlenmeye bağlı olabilir. Bak biraz böyle 8-9 bin Hz'de olduğu zaman bilin ki bu arteriosklerozis de olabilir. Yani damarların içerisinde kireçlenme olabilir, sertleşme olabilir, vibrasyon kaybı olabilir. Çünkü kılcal damarlarda kan vibrasyonla ilerler. Kılcal damarların kendi öz frekansı vardır. Eigen frekansı dedikleri. Yani o frekansta titreşemiyordur. Çünkü damarın içi kireç bağlamıştır. İşte o biraz yüksek kolesterole bağlıdır. Orada yapacağınız şey lahanadır. Ama bu 2000 Hz'de çınar yaprağı kullanacaksınız. Hele hele bir de hekim diyorsa ki bu kireçlenmeye bağlı. Yaşadın. Uygula çınar yaprağını. Kulak çınlamasında kürümüzden sonra yüksek tansiyonu anons etmiştik, evet, hocam. Yüksek tansiyon içinde kürümüzü değer seyircimize verelim. Önce bunu tamamlayalım. Buyurun hocam. Kuş evet, burnu. Buyurun. Biraz az sonra yaptık hocam televizyonculuk şeyiyle. Çünkü değer seyircimiz unutmuş olabilir. Biz unutmayalım. Peki. Yüksek tansiyonu anons peki etmiştik. Evet. Yine siz sohbet ederken ben yaklaşık bir su bardağı kadar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar çınar yaprağı ekledim. Çınar yaprağını yaklaşık 6 dakika kadar demliyoruz. Sabah ve akşam öğünlerden 2 saat sonra günde 2 defa olacak şekilde tüketiyoruz. Çınar yaprağı ile birlikte de yine kuşburnu bir su bardağı kadar suyun içerisine kuşburnu ekledim. Yaklaşık 8-9 tane. Bunu da 10 dakika kadar demliyoruz. Daha sonrasında çınar yaprağından sonra, yani çınar yaprağından bir saat sonra da yine günde iki defa olacak şekilde sabah akşam tüketiyoruz. Beraberinde de susam yağımızı sabahları aç karnı olacak şekilde yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da susam yağı tüketiyoruz. Bitki setimizi yaklaşık 30 gün kadar uygulayabiliriz. Sonra çınlama Allah'ın izniyle tabii. Tinnitus'tur bunun şeyi, tıptaki karşılığı. Ha bunların dışında tinnitus'un
kulak çınlamasının sebepleri var mı? Var. İşte ona göre hekim teşhis koyacak. Bu tinnitus kulak çınlaması neden oluyor? Onu size söyleyecek. Sonra bize alo diyeceksiniz. Yani buraya yazacaksınız. Biz de burada size ha bundan dolayıysa onu da şöyle çözebilirsiniz diyeceğiz. Bakın bazı insanlarda birikimler olur. Vücudunun bazı organlarında bazı metaller birikir Hüseyin. Seviyor. Yaratılışında var ama işte o bir genetik şey yani SNP dediğimiz nükleoidit polimorfizm o. Yani kişiye özel. Onun o geni mutasyona uğramış. İşte o da belli bir organda ne yapıyor? Taş yapabilir. Hı hı. Veya ne bileyim metal biriktirebilir. Tıpkı yani insanlarla ağaçlar arasında öyle çok büyük bir fark yok. Yani baktığınız zaman yani bir klorofilin hücresine gir. Aynen bizim hemoglobin. Birinde demir atomu var, ötekinde magnezyum var. Mesela hep söylerim ya, şey altını seven hangi ağaçtı söyle. Altını çok sever. Toprakta altın varsa, hangi toprağa kazarsanız kazın, nanogram düzeyinde, pikogram düzeyinde altın vardır. Sıfır diyemezsiniz hiçbir yerde. Yoktur diyemezsiniz. Mutlaka var. Ama o sizi zengin etmez yani. Onu ayrıştırmaya kalksan ömür boyu bir gram bile çıkaramazsın. Hangi ağaçmış hocam? Ihlamur. Yani. Onun orada aman hocam şimdi bütün ıhlamur ağaçlarının altını kazmayalım. Yok ya. Hangi toprağa ekersen ek, her toprakta altın var. Her toprakta kurşun var. Her toprak zaten kalsiyum ve demir zengini. Stronsiyum var, baryum var. Her şey var. Alkali, toprak alkali, geçiş elementleri, kobalt var. Yani ancak bol miktarda, yani bor madenlerimiz gibi. Tabii. Hani altın madeni gibi. Mesela tabii ki. Git Bergama yöresine var işte orada altında. Onun için de tesis kurun. Yoksa ıhlamur ağaçlarının altını kazmayalım yani. Oradan ha doğru ya teşekkür vallahi ederim Hüseyin. Ağaç kalmaz yani. Mesaj yanlış gitmesin yani. Ihlamur ağaçlarının... Altında altın olur dedi hoca diye valla. Yok canım onu demiyorum ben. Ihlamur ağacı kökleri üzerinden rizomal yapısıyla toprakta hangisi var? Diyelim ki baryum var. Diyorum ya femtogram ya. 10^-15. Dolayısıyla onu tercih edecek. Peki hocam şu yüksek tansiyon çok önemli. Ben daha kendi ailemde de hani olmayana rastlamadım. Çok ciddi bir sorun. Ne yapmamız lazım? Biz bunu nasıl dengeleyeceğiz? Yüksek tansiyona karşı ne yapalım? Evet. Yüksek tansiyonda da şöyle sabahları kahvaltımızı ettikten sonra testereotide aslan pençesi bitki çayımızı içiyoruz. Bunu yine yaklaşık bir su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar testereotide aslan pençesi ekleyip 10 dakika kadar demliyoruz. Sabah kahvaltısından 2 saat sonra tüketiyoruz. Yine beraberinde bir su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar alıç yaprağı ekliyoruz. Alıç yaprağında yaklaşık 8 dakika kadar yine ağzı kapalı bir şekilde demliyoruz. Sıcakken süzüyoruz. Ilıkken 8 dakika kadar demliyoruz. Sıcakken süzüp ılıkken akşam yemeğinden 2 saat sonra her gün içiyoruz. Beraberinde de yine sabahları aç karna bir yemek kaşığı kadar çörek otu yağı hocam tavsiye eder. Beraberinde yine akşamları da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar nar özü, nar suyu tüketebilirler. Yani bildiğimiz şey. Bu arada ben değerli izleyicilerimize bir şey söyleyeyim. Bu alıç yaprağı diyor ya, bir de karabaş şey. Onu var mı burada gösterebilir miyiz? Karabaş. Var orada. Şurada.
Bu ikisini neden öneriyorum? Bakın, bu son zamanlarda belki duyuyorsunuz. İşte bu COVID'i geçirmiş olanlarda, özellikle bayanlarda değil, oran erkeklerde daha fazla işte kalp yetmezliği gibi şikayetler evet, çok sıkça gündemde duyuluyor. Evet, bunun sebebi işte diyor ki insanlar, hekimler, bilim adamları, bu COVID-19'u geçirenlerde bu görülüyor. Yani kısaca virüslerin, bu flu olabilir, mevsimsel grip olabilir, domuz gribi olabilir ama bu COVID'in başlı başına bu kalp üzerindeki olumsuz etkisine karşı kalbi güçlendirmek gerekir. Benim ilmimde bunu kalbi güçlendiren bu şeyden dolayı, COVID-19'dan dolayı karabaş çayı, 21 gün karabaş çayı için, sonra alıç yaprağı çayı, 21 günde bunu kullanın, düzenli kullanın ama. 2 gün içip, 3 gün içip sonra hadi bırakmak, paydos etmek yok, düzenli, belli aralıklarla çok ama çok faydasını görürsünüz. Alıcı. Benim tanıdığım yani insanlar var bu konuda, yani gerçekten teşekkür ederler. Ama ben istiyorum ki bu bilgiyi değerli izleyicilerimiz de bilsin. Yani gerek alıç yaprağı, bu çok bilindik bir şeydir. Karabaş yıllardır konuşuruz. Lavanta ailesinden bir bitkidir. Lavandula stochyas. Evet. Bunu söylemek istedim bu arada. Ayrıca yeni buldular Hüseyin. Bunu ben COVID ilk çıktığında da söyledim. Bak dedim, bu İtalyanlar bir şey söylüyor. Dünya kulak asmıyor buna. Fakat beyinde, frontal bölgede, damarlarda problem yapıyor. İşte onu da yeni buldular. Yani şikayetleri arasında. Yani COVID iz bırakıyor. Yani tamamen reversible olarak her insanda mı iz bırakıyor? Hayır. Ama bazı insanlarda single nükleoidit polimorfizm dediğimiz, her insanın genetik yapısı farklı olduğu için farklılıklar gösteriyor. O ona zayıfken öteki değil. Mesela iki kardeş, üç kardeş, üçü de aynı baba, anne ve babadan. Bakıyorsunuz bir tanesi sık sık gribe yakalanırken öteki hiç, yani hiç. Maşallah. Öyle. Ha neden? Çünkü işte bu SNP dediğimiz, İşte çok küçük bir yerde bir mutasyon olmuştur. O çocuğu orada zayıf düşürüyor. Ha ne yaparsınız siz anne baba olarak? Bunun tedbirlerini alırsınız. Yaradan bize bu kadar nimet sunmuş, onu kullanırsınız. Bundan istifade edersiniz. Hiç kimse, hiçbir bebek dünyaya gelirken sağlıklı olarak gelmez. Yok böyle bir şey. Bir takım hastalıklarla. Yani dünyaya geliyor, genetik olarak yatkınlıkları oluyor. Şu bu. Onun için mükemmel diye bir şey yok. Mükemmel olan bir tek Yüce Allah'tır. Hocam, sonuna geldik programımızın. Yelin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Yelin Bayır'a teşekkür ediyoruz. Sizin vedanızla programımızı kapatalım. Evet, tüm değerli izleyicilerimize hayırlı, uğurlu bir hafta sonu dilerken Allah'ın rahmeti ve bereketi devletimizin ve milletimizin üzerine olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.